Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videolarımızda, derslerimizde geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zamanı öğrenmiştik. Bu seferki videoda da gelecek zamanı öğreneceğiz. Burada daha çok ecek, acak, yani gelecek zamanla alakalı eki kullanacağız. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, tabloda görüldüğü gibi iki örneğimiz var. Birincisi gelmek, ikincisi okumak. Bunların gelecek zamanda nasıl kullanıldıklarına bir bakalım. Y aquí, amigos, para entender mejor cómo se conjugan los verbos al futuro, tenemos dos ejemplos, que es el verbo gelmek, ya saben qué significa venir, okumak es leer, y como ya aprendieron en las clases anteriores, a los verbos les quitamos la raíz para conjugarlos. Entonces, en este caso, vamos a quitarle también el mek y el mak y nos quedamos con el puro tronco, o sea, gel y oku. También, amigos, como ya lo mencionó el turco, el sufijo que se agrega es un ecek o ajak. Recuerden que todo va de acuerdo a la armonía vocal. Entonces, aquí igual. También, si pueden notar ahí, hay dos asteriscos en el primer ejemplo donde dice gel, ben gel, ejek. Tiene la yumushak ge. Y esto es porque nuestro sufijo personal, que como siempre agregamos, empieza con una vocal, es im. Y en el turco no suena bien, o sea, no suena bien que digamos ejekim. Ejekim. No suena bien, por eso es que cambian la K por una yumushak ge y en vez de decir geleyekim, vamos a decir geleyeim, o sea, alargamos, ya se los había mencionado anteriormente, antes de la yumushak ge está una E, entonces solamente como que la alargamos ligeramente porque la yumushak ge, si recuerdan, no tiene sonido, no suena como nuestra G. También noten que en el segundo ejemplo con okumak o oku, al terminar una palabra con vocal y al nuestro sufijo ser una palabra que empieza también con vocal, pues vamos a tener que usar una Y para separar esas vocales. Entonces por eso que ustedes ven oku y ajak, o sea, es ajak el sufijo, pero como oku termina en vocal, la separamos con una Y. O sea, no puede decir okua, okuayak, no. Siempre vamos a separar con una Y y también eso ya lo habían visto. Ben gel eceğim. Ben geleceğim. Sen gel ecek. Sin. Sen geleceksin. O gel ecek. O gelecek. Biz geleceğiz. Siz geleceksiniz. Onlar gelecekler. Ben oku yacağım. Ben okuyacağım. Sen okuyacaksın. Sen okuyacaksın. O okuyacak. O okuyacak. Biz okuyacağız. Siz okuyacaksınız. Onlar okuyacaklar. Evet arkadaşlar, buraya kadar gelecek zamanın pozitif halini gördük. Şimdi negatif haline bakalım. Yani olumsuz yönüne bakalım. Y para la forma negativa, amigos, solamente le van a quitar a la raíz la K. Ya ven que era gelmek y ahora solo queda gelme. Entonces, para oku será okuma y así sucesivamente. Lo demás aplica igual como en la forma
positiva. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceksin. 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 Gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. Gelmeyeceksiniz. Gelmeyecekler. Okumayacağım. Okumayacağım. Okumayacaksın. Okumayacaksın. Okumayacak. Okumayacak. Okumayacağız. Okumayacağız. Okumayacaksınız. Okumayacaksınız. Okumayacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi de gelecek zamanın soru sorma şekline geçiyoruz. Gelecek miyim? Gelecek miyim? Gelecek misin? Gelecek misin? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek miyiz? Gelecek miyiz? Gelecek misiniz? Gelecek misiniz? Gelecekler mi? Gelecekler mi? Okuyacak mıyım? Okuyacak mıyım? Okuyacak mısın? Okuyacak mısın? Okuyacak mı? Okuyacak mı? Okuyacak mıyız? Okuyacak mıyız? Okuyacak mısınız? Okuyacak mısınız? Okuyacaklar mı? Okuyacaklar mı? Evet arkadaşlar, son bölüm gelecek zamanın negatif hali, soru hali. Gelmeyecek miyim? Gelmeyecek miyim? Gelmeyecek misin? Gelmeyecek misin? Gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi? Gelmeyecek miyiz? Gelmeyecek miyiz? Gelmeyecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler mi? Okumayacak mıyım? Okumayacak mıyım? Okumayacak mısın? Okumayacak mısın? Okumayacak mı? Okumayacak mı? Okumayacak mıyız? Okumayacak mıyız? Okumayacak mısınız? Okumayacak mısınız? Okumayacaklar mı?
Okumayacaklar mı? Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar gelecek zamanın bütün hallerini gördük. Şimdi ben size bir ev ödevi vereceğim. Pero amigos, primero vamos a decirles un secreto que aquí en Turquía no se pronuncia completa la palabra. Por ejemplo, gelmeyeceğiz. Uy, le teme a turco. Yani telaffuz. Telaffuz. Evet, o biraz Değişiyor. zaten ilk zamanlar anlayamayacaklar. Mesela gelmeyeceğiz demiyoruz. Daha kısa hali gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. Harf yutuyoruz. ¿Se fijan cómo lo cortan? Prácticamente se comen las vocales. Entonces se convierte okumayacağız. Evet, gitmeyeceğiz, gelmeyeceğiz, gideceğiz, Gelmeyeceğiz, geleceğiz. gitmeyeceğiz. Especialmente en lo negativo. Ok, la tarea turco, ödev. Evet, Ne olacak? ödev. Dört tane kelime veriyoruz. Birincisi yazmak, ikincisi koşmak, üçüncüsü yürümek, dördüncüsü temizlemek. İşte bunları pozitif, negatif ve ondan sonra hani soru halin negatifi ve soru halin pozitif halini yapmanızı istiyoruz yani. Evet arkadaşlar, daha iyi pratik yapmak için ve kulağımızı gelecek zaman alıştırmak için küçük bir diyalog okuyacağız birlikte. Siz de okuyun, iyi olur. Bu arada not, söylenenlerin hiçbirisi gerçek değildir. Yarın ne yapacaksın? Ben ve Murat banka soyacağız. Ciddi misin? Evet. Bize katılacak mısın? Tamam. Geleceğim. Nasıl yapacağız? Murat arabayı sürecek. Ben silahı tutacağım. Sen parayı alacaksın. Silah mı? Birini öldürecek miyiz? Tabii ki hayır. Gerçek silah kullanmayacağım. Sadece su tabancası olacak. Ah, tamam o zaman. Polis gelince ne olacak? Gelmeyecekler. Neden? Çünkü o saatte öğle yemeği yiyecekler. Bu çok saçma bir fikir. Evet arkadaşlar, gelecek zamanla alakalı konumuz bugünlük bu kadar. Artık ev ödevinizi yapmayı unutmayın, pratik yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki Türkçe dersimizde görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalınız.